Türk sineması, Türk insanının yaşamına girdiği 14 Kasım 1914 tarihinden bu yana 6000'i aşkın filme imza attı. Bu filmlerden bazıları ise Türk sinemasına damga vurdu. İşte karşınızda Türk sinemasının ilkleri. Türk sinema tarihinin ilk eseri Ayastefanos'taki Rus abidesinin yıkılışı isimli eserdir. Fuat Uskınay'ın 14 Kasım 1914'te yıkılan bir yapıyı kamerasıyla görüntülediği 150 metrelik belgesel Türk sinema tarihinin ilk eseri olarak kayda geçer. Rusya'nın 1. Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri arasında olması nedeniyle Yeşilköy'deki Rus anıtının yıkılmasına karar verilir. 14 Kasım 1914'te anıt yıkılırken bu sırada yedek subay olan Fuat Uskınay bu tarihi olayı görüntüler ve Türk sinema tarihinde önemli bir iz bırakır. Sansürlenen ilk Türk filmi ise 1919 yılında çekilen Mürebbiye filmidir. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın aynı adlı eserinden uyarlanan filmde Angel adlı Fransız bir kadın bir konakta mürebbi olarak işe alınır. Kısa sürede cazibesiyle konağın sahibinden aşçısına kadar herkesi parmağında oynatmaya başlar. Filmin sansürlenme sebebi de gerçekten çok ilginçtir. Yıl 1919'du ve İstanbul işgal altındadır. İşgal kuvvetleri komutanı Fransız bir general, bir Fransız kızının bu şekilde ahlaksızca gösterilemeyeceği, Angel'in şahsında Fransızların küçük düşürüldüğü gerekçesiyle filmi yasaklar. Fakat film yasak olmasına rağmen gizlice gösterilir ve büyük ilgi görür. İlk Türk komedi filmi ise 1921 yılında çekilen Bican Efendi Vekil Harç filmidir. Şadi Fikret Karagözoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği filmde Bican Efendi konağın alışveriş işlerini halletmesi için işe alınır. İşgüzarlığı nedeniyle ortalığı karıştıran Bican Efendi'nin macerası sinemamızın ilk güldürü denemesi olarak kayda geçer. Filmin beğenilmesinin ardından Bican Efendi Mektep Hocası ve Bican Efendi'nin Rüyası isimli devam filmleri çekilir. Filmler aynı zamanda sinemamızın ilk seri filmleri olarak tarihe geçer. Sinemamızın ilk sesli Türk filmi ise 1931 yılında Muhsin Ertuğrul tarafından çekilen İstanbul Sokaklarında filmidir. Herkesin heyecanla beklediği bu film, iki kardeşin aynı kadına aşık olması üzerine hayatlarının mahvolmasına odaklanır. Film, abartılı ve absürt konusuna rağmen gerek dönemine göre yüksek maliyeti, gerek ilk sesli film olması nedeniyle sinema tarihimizde önemli bir yer edinir. Türk sinemasında ilk korku filmi denemesi ise Aydın Arakon'un 1949'da yönettiği Çığlık filmidir. Bir doktor fırtınalı bir gecede bir köşke sığınmak zorunda kalır. Köşkte miras meselesi nedeniyle dayısı tarafından delirtilmiş bir kızla karşılaşır. Doktor bu karanlık ve deli kızın çığlıkları ile inleyen köşkte birileri tarafından öldürülmeye çalışılır. Ancak ölen deli kız olur. 1953 yılına gelene kadar Türk sinemasında filmler siyah beyazdır. Muhsin Ertuğrul'un 1953 yılında çektiği Halıcı Kız filmi ise ilk renkli film olma özelliği taşımaktadır. Oyuncu kadrosunda Sunapik Uysal, Sadri Alışık, Münir Özkul gibi isimlerin yer aldığı bu film, Türk sinemasına damga vuran Muhsin Ertuğrul'un son filmi olarak kayıtlara geçer. Türk sinema tarihi için en önemli olaylardan biri ise 1963 yılında çekilen Susuz Yaz filminin uluslararası arenada ödül alması olur. Necati Cumalı'nın kitabından uyarlanan filmin yönetmenliğini Metin Erksan yapar. Berlin Film Festivali'nde ödül alan film, dönemin sansür kurulunca başakların cılız gösterilmesi gerekçesiyle yasaklanır. Türk sineması, Nuri Bilge Ceylan, Semih Kaplanoğlu, Zeki Demirkubuz, Ahmet Uluçay ve isimlerini sayamadığımız birçok usta yönetmenin katkılarıyla bir noktaya gelmek için mücadele vermiş ve Türkiye'nin uluslararası arenadaki görünürlüğünü arttırmıştır.